Şimdi Bir Gün gazetesiyle devam edeceğiz. Sevgili Ozan Bingöl'ün de benimle paylaşmış olduğu, vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün de benimle paylaşmış olduğu bir çalışma var. 400 liralık doğalgaz faturamızın 300 lirasını gerçekten devlet mi karşılıyor? Hani böyle mesajlarda veriliyor ya, aslında daha yüksek olacaktı enerji fiyatları. Fakat biz devlet olarak devreye girdik. Sübvansiyonlar, onlar devreye girdi ve daha az ödüyorsunuz. Hatta Avrupa'ya kıyaslandığında Ankara 3 lira harcıyor enerjiye, Berlin 30 lira. Alım gücüne bakılmadan bu hesaplar yapılıyor. Hesap öyle yapılmaz aslında denilmesine rağmen. Şimdi bakalım Bir Gün gazetesi manşeti bu ne haldir? Sebze, meyveden ete, ekmekten peynire fiyatlar uçuşa geçerken AKP'li Cumhurbaşkanı pahalılık karşısında halktan sabır istedi. Bakanlar, yetkililer, AKP'li Cumhurbaşkanı fiyatlar düşecek dese de sebze ve meyveye kadar, sadece düşecek de denilmedi. Yani eksi enflasyonu göreceğiz. Yani o kadar düşecek. Düştükçe daha da düşecek denilmişti ama öyle olmadı. Ve fiyatlar uçuşa geçti. Biz geçen Temmuz'da Türkiye öyle bir uçacak ki diye ifade duymuştuk İçişleri Bakanı'ndan. Evet, fiyatlar uçtu. Bahar mevsimine girilmesine rağmen ülkenin sebze meyve deposu Antalya hallerinde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre misliyle arttı. Sadece domatesin fiyatı geçen yıla kıyasla %191 arttı. Bunun haberi de hazır aslında İrfan. Dünden ana haberde de izlemiştiniz. Belki oraya da bir atıfla o haberi de verebiliriz. Antalya halleri domates, sebze ve meyve endeksi yaz aylarında çarşı pazarda fiyatların düşmesini beklemenin hayal olduğunu ortaya koydu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarımsal üretici fiyat endeksindeki yıllık %68.49'luk rekor artış göz önüne alındığında fiyatların daha da artacağını belirtti. Ekonomik krizin belini büktüğü yurttaşlardan sabır isteyen Erdoğan'a tepki yağıyor. İktidarın yanlış tarım politikalarına karşı çok sayıda sendika, dernek ve meslek odasının içerisinde yer aldığı tarım platformu kuruldu ve yine ülkeyi yangın yerine çeviren yeteneksiz kadrolar sorunların daha da artmasına neden oluyor mesajları geliyor ve yine Yener'den gelen bir açıklama Bir Gün gazetesinde yer alıyor. Antalya hallerindeki yıllık artış fiyatlarına bir bakalım mı? Hemen bir girelim şu grafiğe, ondan sonra da Antalya haline gidelim. Antalya hallerindeki yıllık fiyat artışları: sebze yıllık fiyat artışı %143.14, meyve %26.91, domatesle baktığımızda yıllık %191.76. Fasulyenin kilosu 50 lira, sorup sorup gidiyorlar. Hala alan olmadı. Hiç poşet yok elinizde. Neyle alayım anne? Param var elimde. Ne kadarla çıktınız pazara? Param bu bak. Şu bir kilo domates parası. Aynen. Ne alayım ben? Kabak mı alayım, patlıcan mı alayım, meyve mi alayım, ne alayım ben? Bir aydır domates almıyoruz hani. Geri kalan 20 lirayla ne alacaksınız? Peynirim yok, alabilirsem 20 liralık kadar peynir alacağım. Bütçe kısıtlı, sebze meyve fiyatları ise çok yüksek. İstanbul'da semt pazarlarında etiketler cep yakıyor. Üstelik Antalya'da, yani çıkış yerinde de farklı değil. Bunlar Kumluca'daki aynı güne ait hal fiyatları. Ürün aynı ürün, mevsim aynı mevsim ama fiyatlar bazı ürünlerde bu yıl 5 katına çıktı. Üretici maliyeti kesinlikle ilk etken üreticinin maliyeti satış fiyatının hep üzerinde arttı. Dolayısıyla zarar eder konuma geldi. Antalya'da halde ne kadar fiyatı biliyor musunuz? 18-17 arası diyorlar. 23 senedir pazarcıyım, 25 liraya satmadım ya. Biz de bıktık bu fiyatlardan ya. 40 liraya biber satıyorsunuz. Nerenin biberi? Bu Antalya. Antalya. 35 lira falan maliyeti olacak. 10 lira. Şu biber 10 lira. Buyurun. Kaç gram biber alacaksınız? 250 gram. Geçecek mi? Bir günlük iftara yeter yani. Bu domates Antalya'daki halden 17 liraya çıktı. İstanbul'a doğru yola, İstanbul'a geldiğinde kilogram fiyatı 22,5 liraya yükseldi. Pazarcı halden o fiyata aldı. İstanbul Zeytinburnu'ndaki pazarda ise tüketiciye 25 liraya satıyor. 2020 yılında aynı tarihte domates Antalya halinde 1,5 liraydı. 2021'de fiyatı 2 katını aştı. Ancak en büyük artış bu yıl yaşandı. Domatesin kilosu yerinde 17 liraya yükseldi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'a göre sebebi yüksek maliyetler. En çok girdi maliyetlerimiz şu anda ilaç gübre, plastik örtü, asgari ücretin artmasını da getirdi. Önemli bir maliyet artışımız oldu.
Yakıtlardaki bütün artışlar zaten hemen hemen hepimize derinden yararlıyor. Motorin en önemli gider kalemlerinden. Tarladan çıkışını da etkiliyor ürünün büyük şehirlere ulaşımında. Bir yılda %230 zamlandı. İstanbul haline gelir. Oradaki halcinin komisyonundan, ham maliyesinden sonra pazarcı ya da market alır. Pazar yerlerine tezgah bedelleri de çok yüksek. Ulaşımı yüksek. O fiyatları koyarak da yaklaşık iki katının üzerine çıkıyor. Üretici maliyetleri düşürülmeden raflara ucuzluk gelmez. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'a göre de bu maliyetlerle ucuza sebze, meyve hayal. Pazarcılar satamadıkları için tezgahlarını küçültmeye başladılar. Vallahi bizim tezgah büyüktür, kiraya verdik. İş yok diye, mal pahalı diye kiraya da verdik. Bir karar verme ya. Ne kadar? 10 kağıt. Bu ne ya? Alamıyoruz ki kardeşim ya. Hiç alamıyoruz onu ya. Millet 25 kağıt, 30 kağıt patlıcan, ne bu ya? Rezillik, böyle şey yaşamadık biz abi be.